Günün hiç beklenmedik bir anında öfkenin yakıcı alevlerine nasıl da kapılı verir insan. Kızgınlığımız kimedir? Çocuklarımıza mı? Eşimize mi? Yoksa kendimize mi? Bu hafta öfke kontrolü konusunun konuşulacağı Derya'dan Bakınca programının konuğu Mehtap Kayaoğlu. Derya Güney'in hazırlayıp sunduğu Derya'dan Bakınca çarşamba saat 10.50'de Hilal TV'de. Bismillahirrahmanirrahim. İşte huzurlarınızdayız efendim tekrar sevgili kardeşlerim. Bugün önemli bir gün ama batıl batının yılbaşı olması açısından filan değil. Bugün şefiin doğum günü efendim. Ya. <laughs> Onun için ya. önemli bir gün. Şu dünyada en sevdiğim insanlardan bir tanesinin doğum günü elbette ki önemli. Yalnız doğum günlerinde bir sıkıntı var özür dilerim sözünü böldüm ama. Doğum günlerinde çocukları kutlarlar. Ee, nesini kutluyorlar çocukların ben efendim e, Şefik Efendi oğlumun muhtereme validesini e, kutluyorum doğum günlerinde anneleri kutlamak gerekir çünkü doğumun e, yükünü çabasını acısını sıkıntısını onlar çekiyor efendim e, çok teşekkür ederiz Şu, e, Rabbimiz lütfetmiş böyle güzel bir ee, oğlunuz olmuş efendim. Onu ya, da çok güzel yetiştirmişsiniz. Bütün doğum doğur, doğum günlerinde bundan böyle anneleri kutlayacağız efendim çocukları İyi değil. Evet. Gerçi şimdi artık ömrün hep... hayırlı bereketli olsun şefim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Da yani e, lütfediyorsunuz yani. Estağfurullah ne demek şimdi, canım? doğum günü işte. Tabii artık yeni anneler bilmiyorum. Ben bakıyorum çoğu e, arkadaşlarım eşleri olsun yeni genç nesil. O acıları çekmiyor artık. Sezaryen galiba öyle bir şey var. Of bir hekim arkadaşımızı e, çağıralım bir da şey, öyle bir şey var çok önemli bir şey o. Çok önemli bir şey ama zaruri durumlarda önemli. Evet. Aslında. Şimdi bakıyorsun doktorlara benim bugün 5 tane doğumum var. 9'da, 11'de, 13'de bilmem böyle bir şey olabilir mi yani? Bu sezaryen konusu ayrı bir konu zaten. Başlı başına bir konu. Hiç beklemediğim bir şey oradan açıldı. Sezade öyle bir girdin ki hacı baba bir nefes aldım bir şey oldu. Ben daha bir bakarken reklam girdi. Yani Öz tebrik özür ederim. Özür dilerim. Süper. Çünkü burada bir sürü e, gelen e, bir çok. istekler var birçok. Evet. Sürü hayvan için. Ve çok güzel şeyler de var. Mesela Aydın Aycan Beyefendi demiş ki e, muhafazakarlık hakkında konuşacaktınız. Evet doğru. Demiş onun sözünü almıştık ne zaman. Burada evet. işte süt annesi benim çocuklarımın süt annesi var. Harika. Yiyenler var burada. Harika. Ee, bu devam ediyorsa efendim süt annelik müessesesi ben tahmin ediyorum ki devam ediyordur. Ee, bunu güçlendirmek lazım. Tebrik ediyoruz kimlerin varsa. Yani bu e, sultan şey şeyi var. Bu Ömer Ayla Beyefendi sanıyorum onu demiş. Onun da e-postaları geliyor bu arada. Gelmiyor adres falan geliyor. Alıyorum, okuyorum burada. Şey var. E, bu Fetih Günü nedir? Bu onunla alakalı. Ha efendim e, şimdi şey bu bu, bu, bu Mekke başka kanalları mesela bir tane biraz önce söylediğiniz <laughs> sizin e, Haber Türk Televizyonu niye öne çıkartıyorsunuz diyor İslamla alakası olmuyor olmayan bu yok. şekilde e, onu doğru anlamak itirazlar lazım. Var. E, ben e, ta, e, lütfen e, daha ayrıntılı e, şey yaparsanız herhalde e, dikkatinizden kaçmış. Ben Haber Türk Televizyonunda yayınlanan Tarihin Arka Odası adlı programın ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir program olduğunu söyledim. Bence Türkiye'de yapılmış en iyi televizyon programlarından bir tanesidir. Tavsiye ederim. Mutlaka ve mutlaka takip ediniz ve seyrediniz. Bazı şeyleri beğenmiyor olabilirsiniz. Bazı görüşleriniz uyuşmayabilir. Bu ayrı bir konu. Ama bilgilenmek başka bir şeydir. Hemen yine hem burada araya gireceğim. Şey. Bazı görüşleriniz uyuşmuyor, uyuşmuyor olabilir dediğiniz için. Evet. Mesela... E, Bana a, lütfen a... siz diye hitap etme ekranda çok rica ediyorum. Böyle bir şey uygun görmeyin. Ama şimdi ben bu karşı tarafı hitaben yani ee, onlar siz diye... Anladım gibi. Peki, Sanki. peki peki Hayır. Yani Aracıya şey olmaz. Tamam, tamam. olsun sen gene Diyor sen... Diyor ki <laughs> Adobey diğeri, evet. ismini yazmak. Her muhtemelen. ismi okuma ille de. He. Muhammed Esed için üstadım diyorsunuz. Elhamdülillah. Acaba üstadınızın her fikrine katılıyorsunuz? Yoksa yanlış olduğunuz fikirler olduğunu kabul evet, eder misiniz? Tabii. Vardır bir hikmet mi dersiniz yoksa hani yanlış da olsa ay, 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 dahi? Ay, ay. İşte bu konudaki evet, işte e, şefik Anlaşıldı. E, söyle ama burada ben hemen Ruby Ruzi Abbasov. Evet diye bir arkadaşımız kardeşimiz yazmış. Ve Finlandiya'dan yazıyormuş. Oo Şimdi ne güzel. İsmi de Ruzi Abbasov. Ben merak ediyorum. Biraz kendisiyle alakalı bilgi gönderse çok sevinirim. Peki. O kardeşimize de selam ediyoruz buradan. Finlandiya'dan demek takip edilebiliyoruz. Çok sevindirici bir şey bu. Efendim elbette ki üstadım dediğim merhum Muhammed Esed'le birçok konuda hem fikir değilim. Sadece bir iki filan değil. Birçok konuda hem hemfikir değilim. Vardır bir hikmeti de demem. Çünkü eleştirdiğim yönleri vardır karşı olduğum yönleri vardır her insanın Elbette ki zafiyetleri vardır eksiklikleri vardır benim merhum Muhammed Esed'e olan muhabbetim onunla birlikte yani o onun tefsirini okuyarak ve diğer kitaplarını ki bence o çok önemlidir diğer kitapları birazdan bir bölüm okuyacağım size orada ee, e, onunla e, e, İslam'a geçişimde, yürüyüşümde, hidayeti buluşumda bana köprü olan e, e, zevattan biri olduğu için sadece onunla iyi başkaları için de kullanırım aynı ifadeyi. E, merhum Üstad'ın evet birçok görüşünü ee, zaman içinde yanlış ve eksik olduğunu gördüm. İlk başta bilmiyordum tabii ama itiraz ettiğim noktalar çoktur. E, ama bir insanın eksik görüşlere sahip olması ya da yanlış meseleleri bir yanlış yorumlara girmiş olması onu tamamen reddetmiş, reddetmemiz ve beğenmememiz anlamına gelmez. Elbette benim öyle bir kimseye efendim elhamdülillah bir böyle bağlılığım ve bağımlılığım yok. Fikri hür, vicdanı ne? hür bir mümin Müslüman olarak e, huzurlarınızda bulunuyorum. Ehli sünnet ve cemaat ekolündenim efendim. Kaldım, Gayet değil net. Bu sen bu yani Haber Türk'le alakalı olarak da yine arkadaşımız şey yapmış. Hani kafir saat bile günde iki kere doğruyu göster evet. Ayrıca yani, yani. tabii tabii. Hani e, biz Kafirlere tabii ki muhalif olacağız ama yaptığı doğru işleri de Şimdi e, şimdi Haber Türkiye kafir dedin filan gibi anlaşılır. Demedim, yok asla. ya tövbe sakın ha, hani, e, aman ha. yaptığı doğru işler olabilir yani Muhammed Esed'in bile üstadımız yani evet. üstadı hal, mutlaka yanlışları vardır ama Evet insana ki... mahsustur. Kemal Allah'a mahsustur. Yanlış yapmak insana mahsustur. Ee, dediğim gibi ama e, hala söylüyorum e, hem Muhammed Esed'i okuyun <laughs> hem de e, eleştirerek okuyun e, hem de e, lütfen e, tarihin arka odasını seyredin. Çok şey öğrenirsiniz muazzam ufuklar açılır oradan gelen e, hatta sadece oraya gelen e, dinleyici takipçi mesajlarını görmek bile Türkiye'nin ilginç bir profilini e, ortaya çıkartır. Bu çok önemlidir ilgilenenler için tabii canım ben hiç dünya ile ilgilenmeyeceğim kendi yağımda kavrulacağım falan gibi. Ee, muhafazakarlık konusunda da hemen bir e, belirteyim efendim görüşümü ee, daha önce de söyledim galiba emin değilim hatırlamıyorum tam olarak ama e, İslam Allah'ın Celle Şanuhu dini olan İslam devrimcidir muhafazakar değildir kurallara bağlı olmak demek muhafazakar olmak demek değildir devrimcidir İslam bütün İslam peygamberleri her biri muazzam devrimler yapmışlardır. Sadece ve sadece Hazreti İbrahim Efendimizin aleyhisselam e, davranışlarını e, örnek alalım. Hazreti Şuayb Efendimizin Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam zaten bahsetmeye e, gerek yok. O zaten bizatihi en büyük devrimci. E, değiştirdi. Komple değiştirdi. Paradigmayı, değer yargılarını ölçüleri değiştirdi. Batılın karşısında hakkın zaferinin ve devriminin temsilcisidir. Onun için İslam'a muhafazakar demek ve İslam'ı muhafazakarlaştırmak İslam'a Allah'ın celleşanuhu dini olan İslam'a atılmış en büyük kazıklardan bir, bir tanesidir. tanesidir. Ve bu konuda yani hoşgörüyle başlayan aslında bir evet. kol var. Sessiz kalma mesela Hazreti İbrahim e, tam peygamber bir dini var. O dini savunmakla ya bakın kardeşim sizin bu yaptığınız yanlış. İşte benim din öyle de demiyor. Gidiyor adamların ...ibadethanelerin içine ve putları kırıyor. Evet. Yani ama canım sen ne yaparsan yap. Yani ben işte sen onu yap Hayır. ben bunu yapayım. Böyle bir şey nedir? yok yani. Tabii. Hazreti Peygamber'in de aynı şekilde. Aynı şekilde. Sana de. diyor ki bizim işimize dokunma. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Bizim işimize dokunma diyorlar. Yani sen kendi peygamber ol yine. Bak kendi işlerine yap. Hani genelde böyle bir ekol var. Yani ekol değil Türkiye'nin tamamı böyle. Ya kardeşim sen namazını kıl ama kimse içeride kendin sessiz. Ama bu yani sakat bilmem ne şunlar başörtü bunları geç ya falan diyenler var. Ama öyle yapmıyor. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz ben bu davadan var ve sizin o batıl davanızı da ben yıkacağım. Evet. Ve yıkıyor. Amacım bu da yani. Ve yıkıyor, yıkıyor da yani. Kesinlikle. Yani bu bu ve e, İslam e, kanaati acizhaneme göre bu devrimci ruhunu kaybettiği içindir ki bu devrimci ruhu uyuşturulduğu içindir ki e, her an diri olan bu ruhu uyuşturulduğu içindir ki bugün ümmeti Muhammed e, çok ciddi sıkıntılar e, çekmekte. Şimdi efendim e, dünyada bir zamanlar bizim şerefli ecdadımız olan e, Devlet-i Aliye yani Osmanlı Devleti e, e, güç sahibi iken dünyayı etkilemişti. E, i̇nsanlar modada, kılık kıyafette musiki de, sanat eserlerinde hayat tarzında Osmanlı'yı taklit ediyorlardı bu tipik normal bir şey onun için güçlüğü e, güçlüğünün e, kendi ölçülerini koyması normaldir ve eğer bu dünyayla iletişim halinde olacaksak e, bunları da kullanabiliriz kullanmamız gerekir ama burada ana fikri unutmamak lazım demem şu ki miladi takvim Bugün dünyanın neredeyse tamamının ortak iletişim olarak kullandığı takvim bir Hristiyan takvimidir. Ee, şimdi kaçıncı papa olduğunu bilmiyorum ama adı Gregor olduğunu biliyorum. En son onun yaptığı düzeltmeyle e, Gregorian denilen bir e, takvimi biz şu anda kullanıyoruz. Güneş'e göre ayarlanmış 365 gün 6 saat, e, haftanın günleri falan filan şu bu. E, baskın medeniyet bu olduğu için, ee, bununla ilgili tamam iletişim kurmak açısından hangi tarihten hangi günden bahsediyoruz bunu ortak zeminli bulabilmek için bu takvim kullanılabilir. Kullanılması da gerekir. Kullanılmasında da bir mahsur yoktur. Ama bu takvim eğer Müslüman bir toplumda söz gelimi bütün dini vecibelerin zamanlamasını ve hayatın akışını belirleyen Asli takvime baskın çıkarsa, onu silerse, silmeye kalkarsa hayattan işte o zaman çok ciddi bir problem var demektir. Ee, i̇mza günleri vesaire olduğu zaman ben şöyle bir e, e, oyun oynarım genellikle bilenler de bilir bunu zaten. İmza attıktan sonra altına tarih atıyorum ya dedim ya bugün ayın kaçı? Ee, mesela bugün öyle bir günüm olsaydı diyeceklerdi ki ayın 31'i. Ne 31'i ya? Ayın bugün 18'i. Bugün ayın 18'i, birazdan 19'a gireceğiz. Böyle diyorum, aha o, o gülüyor. Bazıları şaşırıyor. Hatta bazıları diyor ki imzanızın altına bir şifre yazmışsınız diyor, şifre. Ben neyim, neymiş o şifre? Ben hicri takvim yazıyorum. O kadar kopmuşuz kendi takvimimizden. Nedir? Sadece saatli marif takvimi veya benzeri onun gibi bir takım takvimlerimiz var ya bizim geleneksel yaprak takvim. Yani bu şık takvimlerden falan bahsetmiyorum. Ya da Diyanet ya da bazı birçok gazetede aslında her gazetede olmasa bile birçok gazetede e, bir hicri takvim, e, hicri gün belirtilir yanı sıra. Halbuki yanı sıra olanın sadece ticari, uluslararası siyasi ilişkilerde filan geçerli olmak üzere bunun miladi takvim olması lazım. Ne var canım? Bunda ya, takvim değişti de bilmem ee, çok mu kötü oldu. <laughs> ben size söyleyeyim ne olduğunu. Çok korkunç bir şey oldu. Takvimler sevgili kardeşlerim teknik bir ihtiyacı karşılamanın ötesinde çünkü insan ancak zaman içinde var olabiliyor. Zamanı bir şekilde ölçmesi lazım. Zaten Rabbimiz Celle Şanuhu mübarek Kur'an'da gök cisimlerini, yıldızı, ay, yıldızları, ayı, burçları, efendim e, güneşi bizim zamanımızı ölçebilmemiz için yönümüzü bulabilmemiz için yerleştirdiğini, yarattığını tasarlayıp yarattığını bize bildiriyor. Tamam. İnsan zaman içinde var olduğundan zamanı bir şekilde sistematize etmesi lazım. Zamanla bir ilişkisini e, sağlam bir zemine oturtması lazım. Tamam. Bunun ötesinde, bunun dışında takvimler ideolojiktir. Ne demek? onda? kastettiğimde, belki yanlış terimi kullanıyorum ama doğru kullandığımı düşünüyorum. E, şu bakımdan ideolojiktir. Çünkü bir sıfır noktası lazım. Bir ölçü yapıyorsanız, bir ölçü alıyorsanız o ölçünün bir başlangıç noktası lazım. İşte o başlangıç noktasıdır. İdeolojisini belirleyen, onun e, yapısını belirleyen, onun kimliğini belirleyen, onun sıfır noktasıdır. Hristiyan takvimi sıfır noktası olarak büyük İslam peygamberi Hazreti İsa Efendimizin aleyhisselam doğduğunu varsaydıkları tarihi almıştır doğduğunu varsaydıkları çünkü böyle bir kesim belge yok hani onlar büyük İslam peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselam bizim peygamberimiz diyorlar ya kendi peygamberleri zannediyorlar ya hani e, dolayısıyla biz madem Hristiyanız onun şeyini almamız lazım diyorlar ama doğum tarihi belli değil bir varsayıma e, göre hareket ediyorlar bugünkü tarih araştırmaları bu varsayımın sıfır noktası kabul edilen milat denilen milat doğum doğuma Mevlid, velet, Valide, Tevlid, ne Milat aynı şey, hep aynı kökten geliyor. Milat denilen doğumdan e, Hz. İsa Efendimizin Aleyhisselam Büyük İslam Peygamberinin e, doğduğunu varsaydıkları tarihten aslında 3-5 yıl önce e, doğmuş olma ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu varsayıyorlar. Yani o kadar bulanık bir tarih. Bunun üzerine inşa ediliyor ve bütün tarihin okunması, tarihin akışı ve dolayısıyla o tarih içinde adacıklar gibi nehrin içinde yer alan adacıklar gibi yer alan bir takım şeyler de unsurlar da öncelikle ve öncelikle kültürleşmiş olan dini unsurlar da o takvimle beraber ithal ediliyor. O akışın içinde yer almaya başlıyor. Söz gelimi Müslümanların bugün değil mi? Bir kendi ülkemizden bahsedelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün resmi tatil günü pazar günüdür. Niye? Müslümanın tatil günü olur mu ya? Nereye niye pazar günü tatil ya bu kadar büyük bir zırvalık olabilir Daha mi? Ya doğrusu onların neden pazar günü? tatil? O ayrı günün adı pazar. Bak şimdi pazar ne demek? Çarşı pazar, alışveriş. Market diyorlar ya market diyorlar yani herkes marketlerimiz var ya, bakkal oldu market yani ha ve pazar pazar alışveriş günü. Ulan alışveriş günü tatil günü olur mu? Ama i̇ş günü. Onların sande hani o değil mi sande değil mi? Efendim onlar? bak bizim takvimimizde gün pazar, pazarların kurulduğu gün, iş yapıldığı gün. Biz adını doğru koymuşuz fakat üstüne binince bu batıl medeniyet pazar günü olmaktan çıkmış tatil gününe dönüşmüş. Bugün kimsenin aklına iş güç gelmiyor pazar günü deyince tatil yani geliyor. Normalde şunu sormaya yani pazar günü Hı. hicri takvim olmadan önce de pazar günüydü öyle mi? Yani o Türkler yerelde pazar günü diyorlardı Türk evet. şeyinde ama tatil değildi. İş güç günü adı üstünde pazar. Peki ben şunu sorabilir hı. miyim? Pazar gününü yani Sunday hani o zaman hani tamam. onların pazar gününü paz, tatil olmasının sebebi nedir? Ha şimdi e, dinle dünya birbirinden ayırdılar ya bunlar. Hı hı. Ha. Dinle dünyayı birbirinden ayırınca yani sekülerleşince dinle dünyayı e, din de e, belli bir sınıfın belli bir zümrenin tek elinde olmaya başlayınca niçin papaz efendiler kutsal adam muamelesi görüyor? Çünkü onlar dinle haşır neşir oluyor. Sıradan vatandaş, sekulum yani çağın şeyin dışında, dışında olan bu dini sistemin dışında olanlar da bu papaz efendilere siz bizim yapamadığımızı yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz mübarek adamlarsınız diyor ya. Hmm. Gün içindeki her İslam'ın bütün kendini ortaya koyuş biçimlerinde her günün içinde insan kendi kulluğunun şuurunu oluşturması lazım günlük ibadetleri yani ibadet öyle diyelim ritüelleri ritüelleri ortadan kaldırdıkları için dünya hayatına engel teşkil ediyor mani oluyor diye haftada bir gününü ibadete ayırıyor hiç o yani altı gün hiç ibadetle uğraşmıyor. Sadece yaptığı şey nedir efendim? işte yemekten önce dua ediyorsa ediyor ya da sonra ediyorsa ediyor. İşte ee, o kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi şunu ya işte, da yatmadan önce. Yani normalde Ama bir pazar hafta, günü kilise günü. Ha, yani normalde bir haftada yedi gün var. Dünyada her yerde bu böyle. Yani Hristiyan, Hristiyan toplumlar. böyle. Şimdi bu yedi günün bir gününü tatil ediyorlar. Normalde etmezler. ne için? Para kazanır. O gün. Din ibadet günü olduğu Heh, için. O gün kendini işten yani. soyutlamak ve kendini Allah'a vermek Yani bunu için. Hristiyan alemi bugününü pazar olarak seçmiş. Yani Sebt gününü. Sebt gününü. Yani ee, Yahudileşmiş Beni İsrail'in kullandığı, ha, Mübarek Kur'an'da da zikredilen Allah'ın Celle Şan'ı. cumartesi günü. Cumartesi günü. Sebt gününü almış pazara transfer etmiş. Kaldı ki şeyler cumartesi. Yahudiler cumartesi. Öyle değil mi? Evet. Günü, evet, evet cumartesi Hristiyan Cuma akşamı. Pazar günü kutluyor. Evet. Ama biz de pazar günü kutluyoruz. Biz niye yapıyoruz pazar günü? Sebep ne? Evet. Ben de yani, Bizim tatil günümüz var mı? Yani tatile, Müslümanın tatil günü olmasına gerek yok. Zaten tabi böyle bir ihtiyaç yok aslında. Evet. evet. Yani. Çünkü mübarek Cuma suresini açın bakın okuyun. Biliyorsunuz zaten ezbere biliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Rabbimiz Celle Şanı orada belli bir vaktini günün davet edildiklerinde salata dünya işlerini bir tarafa bırakıp bu salata icabet etmelerini, bu salata katılmalarını sonra da dünyaya dağılıp rızkları aramayı emreder bize. Yani tatil durma günü yoktur. Atalet İslam'da yoktur. Devrimcidir diyorum işte devrimci. Atalet yok. Duruş yok. Durduğu anda su Başlar fışkırma şey yapmaya, bozulmaya. Mikroorganizma öğretmeye. Akan su her zaman temizdir. Durağan su öyle değildir. Problemlidir. Şimdi biz niyet pazar günü ne yap? Ne oluyor ki pazar günü? Cuma günü niye tatil oluyor? Hiç böyle bir şey yok. Müslüman günde beş defa o hayatın manyakça akışını durduruyor. Ve o durduruş içinde beş defa kendi kulluk şuurunu tazeliyor. Değer yargılarını yeniden gözden geçiriyor. Yeniden sağlam zemini oturtuyor. Muazzam bir dinamizm var bu toplumda. Onun için ona ayrıca bir güne ihtiyaç yok. yok. Ama sadece pazar günü dayatmakla kalmıyor bu akıdı. Başka şeylerde, yıl, yılları, yılbaşını söz gelimi. Şimdi yılbaşı ne var canım? 31 Aralık'ta yılbaşı olsa ne olur? Bir Muharrem yılbaşı olsa ne olur? Zaten o kadar da uzak değil. Öyle mi? <laughs> Ne ne fark eder? Ne fark eder ben size söyleyeyim. Tek başına gelmiyor. Yanında kültürüyle beraber geliyor. Hristiyanlığın içine pagan yani e, cahiliye toplumunun e, e, ibadet şekilleri, e, nüsuku e, sızmış. Nedir? O çam ağacı. Şimdi bakın bir kuşak hatta bir kuşaktan fazlası yeni yılla birlikte... ...çam ağacını özdeşleştirmiş kafasında... ...ve silip atamıyorsun da yani... ...yerleşmiş... ...yerleşmiş... Tabii. ...niye çam ağacı... ...nedir çam ağacının bir kutsiyeti olabilir mi... ...ulan kutsalsa bütün ağaçlar kutsal... ...bütün bitkiler kutsal... ...niçin onun ayrıcalığı olsun yani... ...pagan kültürler bakıyor ki... ...onların e, coğrafyalarında çam ağacı... E, ...her me, mevsim yeşil... ...yani şeyleri dökülmüyor... ...yaprakları, yaprakları dökülmüyor... Dökülüyor. ...onun için o bir hayat sembolü... ...hep canlı gibi... Yakıştırıyor. Hak, yok ki elinde hak din. Nasıl ateşe tapıyor bazıları. Çünkü tutamıyor gövdesini. Hem varlığı var. Hem tutamıyor onu. Hem de yeşil. Hiçbir zaman ölmüyor. Layemut olarak görüyor onu. Ee, ve o çam ağacını kutsal ağaç belliyor. Kutsal bulduğu şeyde işte kimi çaput asar kimi de şey asar. Ee, kırmızı renkli top asar. Yeşil renkli top asar. Bilmem ne süser. Mum takar üstüne şunu yapar. Ne farkı var çaput as bağlamaktan ağaca bunu? Aynı şey. Çaput bağlayana laf edenler evlerinde e, dünyanın parasını hiç olursa çaput bedava. <laughs> dünyanın parasını verip e, çam ağacı süslüyorlar. Peki ne oluyor bununla beraber? Çam ağacıyla beraber başka bir şeyler daha geliyor. Kim geliyor? Noel Baba geliyor. Türkiye'de birkaç kuşak için Noel Baba diye bir adam var ya. Böyle bir fikir var bizim toplumumuzda, bir Müslüman toplumunda. Noel Baba diye. Ha bu gece bir dışarı çıkıp da keşke tarasak kamerayla kaç tane şaklaban Noel Baba kıyafetinde geziyor. Buraya gelirken köprü yolunda Arabayla kaç tane <laughs> Işıklı, ışıklı Noel Baba külahları satıyor. Pıt 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 pıt. Pavyon gibi e, tövbe haşa ışıklar yanıyor. Sünüyor. Yakında bir de ışıklı namaz takkileri çıkar yani. Ben burada şunu yani şimdi konuşurken ben düşündüm bilmiyorum ne kadar katılırsın. Şimdi ben de eskiden ya, ya çam ağacı bu ne yani duruyor işte. Ne var yani şey. değil mi? Yani işte Noel Baba da hoş aslında. Yani ne hoş kötülüğü yada. var ki hediye getiriyor. Fakat burada şunu anlamıyoruz biz. Yani Noel Baba evet hoş. Şimdi çam ağacı hoş, onunla beraber Noel Baba hoş. Bundan sonra işte asıl sistem diyor ki Noel Baba, yani Noel Baba'yı sana hoş biri olarak kabul ettiriyor. Ve Noel Baba'nın eline atıyorum tamamen, içki de veriyor. Veya Noel Baba'nın eline başka bir şey veriyor. Kapitalistlerin bir sürü oyunları var bu konuda, onlardan birini veriyor Noel Baba'nın eline. Şimdi bir çocuk, bir genç veya yani o bir yetişkin, Çocuk Aa, ayol çocuktan başla. Yani çam iyi evet hoş bak ışıl ışıl. Noel Baba da hoş tatlı bir adam. E, o da bunu yapıyorsa eğer bu da hoş demek ki. E zaten hani, O bağ kuruyor yani. E, tabii ki yılbaşı yılbaşı Türkiye'de bunu hepimiz biliyoruz. Allah'ın Celle Şanuhu dininde haram olan kesin ve açık haram olan alkol tüketimiyle özdeşleşmiş vaziyette de bir alışveriş yani İslami hassasiyetleri gözetmeyen alışveriş merkezine ay ben buradan içeri girmem filan demeyin. Girin bir bakın bakalım ne oluyor orada ne yapıyor. Arz edilen nedir arz etme metotları nelerdir bir bakın. Dayanabileceklere söylüyorum tabi. meraklısına söylüyorum istemeyen girmesin tabii ki. Bakın İslami hassasiyetleri olmayan alışveriş merkezlerinden kapısından içeri girdiğiniz anda yılbaşından bir hafta yani bu ...şaklabanlıktan, bu miladi şaklabanlıktan bir hafta öncesinden başlıyor. Alkol şişeleri kuleler, tepeler halinde diziliyor. İçki tüketimiyle, alkollü içki tüketimiyle özdeşleşmiş artık. Yani öyle bir niyeti olmayana bile bunu empoze ediyor. Sanki bunun tövbe haşa vecibesiymiş gibi, sanki bunun farzıymış gibi... Ee, hatta e, te haberlerde şeyi konuşuyorlar, alkollü sürücüler meselesi. Sanki çok normal bir şey alkol almak da, içki içmek, alkollü içki içmek de, bir de bunun sürücülüğünü yapmak filan gibi. Bunu konuşuyorlar, normalleşmiş artık. Siz hiç bugüne kadar tasarımı iğrenç, tasarımı çirkin, kötü bir alkollü içki şişesi gördünüz mü? Siz hiç bugüne kadar tasarımı insana tiksinti veren bir sigara paketi gördünüz mü? Tasarımlar şık, tasarımlar güzel, reklamlar renkli, reklamlar coşkulu, heyecanlı. İnsanları birdenbire bu şeytan boş mu duruyor zannediyorsunuz? Allah selamet versin. Mustafa İslamoğlu den öğrendiğim sözlerden bir tanesidir. Hani Allah yokmuş gibi davranmaktan e, bahseder hep o. E, Allah yokmuş gibi davranmak iyi de, yani kötü de. <laughs> şeytan yokmuş gibi davranmak da kötü. Şeytan yokmuş gibi, yokmuş sanki şeytan. Ya o şeytan avı koşturuyor. Gemi azıyı almış. o deli gibi koşturuyor her tarafta. Zil takıp oynuyor bu tür yerlerde. İnsanlara muazzam bir cazibe getiriyor. Bir şey daha var beraberinde gelen. Beraberinde gelen bir şey daha var. Reklamları seyrediyorum ben. Batıl reklamları seyrediyorum. Dikkatle seyrediyorum. Kayıt ediyorum. Not alıyorum. Aha böyle bir de kırmızı kaplım var defter. Buraya not alıyorum. Batının, batıl batının Noel şarkıları reklam müziği olarak kullanılıyor. Küçük çocukları düşünün. Onların kulak hafızalarında kulak, vahiy kulaktan giriyor kardeşlerim. Gözden girmiyor. Buradan giriyor. Kulak hafızası çok önemlidir işitme. Çok önemli bir meseledir. Bu çocukların hafızalarında Jingle bells, jingle bells, rintan, bunlar, bunlar yerleşti. Bizimle hiç alakası yok. Bir tane daha çıktı. Filan diye. Üstelik de Alaturka sazlarla çalıyorlar hiç utanmadan sıkılmadan. Kulağa yabancı gelmiyor. Hoş müzikler bunlar. Yarın öbür gün Hristiyan alemiyle batıl dünyayla herhangi bir temas kuduğu anda tabii. ünsiyet kuracak. Tabii, tabii ünsiyet. Sözlerini öğrenecek. O sözler neler söylüyor onu öğrenecek. Aslında kötü bir şey söylemiyor demeye başlayacak bir yakınlık duyacak, bir sıcaklık duyacak. Bu inanılmaz akıllara durgunluk verici bir ihanet operasyonudur. Neden ihanet operasyonudur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette ki biliyorsunuz. Ben sadece sizin bildiklerinizi birazcık daha altını çizerek tekrar ediyorum. Bu bugün televizyonlarda yani İslami hassasiyetleri olmayan televizyonlardaki yayınlara bir ara yüreğiniz kaldıran yüreği kaldıranlar bir baksın şöyle yani içleri bulanmayacak olanlar bir baksın. Sarhoştan saldırgandan, sapıkça işler yapanlardan, ee, şeyde geçilmeyecek yani yüzlercesi binlercesi sokaklarda olacak hatta biz bu gece bu yayın bittikten sonra eve giderken inşallah başımıza bir şey gelmez diye gidiyoruz yani yolda ee, tehlikeli bir ortam oluşuyor çünkü bu insanları ayıldıkları zaman <laughs> hatta sarhoşken bile sorsanız deseniz ki senin dinin imanın var mı? size kızarlar ve derler ki sen ne biçim soruyorsun biz müslümanız biz de müslümanız derler ve hepsinin nüfus kağıtlarında açık beyan olarak müslüman yazmaktadır ve bunların hiçbiri bugün hakları olduğu halde gidip de nüfus kağıtlarının dini hanesinden ...benim dinle imanla arkadaşım... ...alakam yok. Buraya başka... Ya boş bırakın... laik yazın. Bir şey yazın. Ne yazarsanız yazın yani. Benim şeyime uygun değil. Ben dinmin ...ve böyle bir bağlılığım yok. Ama siz resmi belgeyle... ...resmi belgeyle... ...onaylattığınız zaman... Ima, ...imanınız, inanç sisteminizi... ...bu işin içinde... ...ciddi sıkıntı vardır. Siz ben Galatasaraylıyım diyeceksiniz... Ee, ...ve... Ee, oturup Beşiktaş forması giyeceksiniz. Böyle şey olmaz. Adamı hortumla ıslatıp kuruyana kadar döverler. Biz Müslümanlar öyle yapmıyoruz. Allah Celle buna izin vermediği için. Ee, ama e, durum budur. Pekala bir kuş daha uçacak şimdi ekmek arası. Ondan sonra size merhum Muhammed Esed'in bir makalesinden bir bölüm kitab, makalesi kitabından bir bölüm okuyacağım. Ona e, haksızlık eden, haksızlık ederek dil uzatanlar belki biraz utanırlar diye.